Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Benim bu gece saat 2-3'e kadar bayağı bir işim var. Burada 20 kilo domatesim var. 20 kilo domatesi bıçak kullanmadan 5 dakikada nasıl soyarız? Gelin hep beraber 20 kilo domatesi bıçak kullanmadan, hiçbir keski maddesi kullanmadan 5 dakikada nasıl soyarız? Gelin hep beraber soyalım. Burada kaynayan suyum var. Su kaynıyor. Domatesleri içine atıyorum. Bunları şimdi 5 dakikada soyacağız. 20 kilo domatesi. Bu şekil hemen 1 dakika daha duracak suyun içinde. 1 dakika oldu. Domatesleri çıkarıyorum. Kabukları kendiliğinden soyulmaya başladı bile. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şimdi geri kalan domatesleri atıyoruz. Bir dakikada bunları tutuyoruz. Sonra çıkaracağız onlardan. Ben önceden çıkardıklarını bir taraftan suda pişenleri beklerken soydum. Arkadaşlar bu videomu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Bilmeyenler için güzel bir faydalı bilgi bu video. Şimdi bunları da çıkarıyorum. Bir taraftan ben çıkardıklarımı soydum, hazırladım. Bilmeyenler için tekrar hatırlatıyorum. Videomu sonuna kadar izleyin. Bilmeyenler için güzel, faydalı bilgi. İlla ki bilmeyenler vardır. Şimdi 2 dakika soğusun. Bakar mısınız arkadaşlar? Zar gibi hemen çıkıyor bakın. Daha sıcak. Bakın. Bıçakla soymaya kalksaydık yarısı çöpe gidecekti. Zar gibi çıkıyor. Şimdi soğusun. Bunları soyacağım. Ben video uzamasın diye kamerayı durdurdum. Soydum. Birkaç tane kaldı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Elinizin dayanacağı kadar sıcaklıkta olsun. Tam soğumasını beklemeyin. Bakın nasıl hemen zar gibi kabuklarını atıyor. Biz bunu bıçakla soymaya kalksaydık, görüyor musunuz arkadaşlar? Bıçakla soysaydık yarısı çöpe gidecekti. Hiçbir şey ziyan olmadan ben soymayı bitirdim. Şu kadar kabuk çıktı arkadaşlar. Biz bunu bıçakla soymaya kalksaydık 20 kilo domatesten en az 3-4 kilosu çöpe gidecekti. Şurada tartmış olsam 1 kilo kap yok. Çünkü bakar mısınız zar gibi. Dışındaki sadece zarını alıyoruz. Sıcak suda tutuyoruz 1 dakika. Sıcak sudan çıkardığımız zaman ılık şekilde, elimizin dayanacağı şekilde olsun yeterli. Çok da soğumasını beklemeyin. Sıcak sıcak daha güzel soyuluyor. Hepsini soydum ben. Burada. Bunları doğrayacağım. Kavanoza melemenlik yapacağım. Size soyma aşamasını çekmek istedim. Bilmeyen arkadaşlara bilgi olsun diye.
bıçak kullanmadan 20 kilo domates dakika tuttum. Ben başta 5 dakika demiştim ama dakika tuttum. 20 kilo domatesi 10 dakikada soydum arkadaşlar. 20 kilo domates var burada. Hiçbir şey ziyan olmadan 10 dakikada bıçaksız domateslerimi soydum. Şimdi doğrayıp kavanozlara koyacağım. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videom size bilgi kazandırdıysa, size güzel bilgi, faydalı bilgi verdiysem ne mutlu bana. Tekrar diğer vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.